Arkadaşlar tekrar merhaba. İngilizce derslerimize devam ediyoruz. Diğer konulara geçmeden önce Adverbal Clause konusuna birazcık tabii ki değinmeye devam ediyoruz. Burada bazı kalıpları kullanacağız, cümleleri birleştireceğiz demiştik. Ee, şimdi bu üçüncü dersimizde e, devam edelim konularımıza. So dedi in inceleyeceğiz. So that aslen e, Mac için anlamını vermektedir. Ama tabii yerine göre, a göre, öyle ki, bu nedenle, nokta nokta cek kadar ve mademki anlamlarında cümlelere katabilmektedir arkadaşlar. Hemen bir örnek inceleyelim isterseniz. Bakın, I want to see you. Seni görmek istiyorum. I will join the party. Partiye katılacağım. Peki, so that I want to see you, I will join the party dediğimizde ne olacak o zaman? Seni görmek istediğim için, seni görmek istediğime göre. Madem ki seni görmek istiyorum anlamlarını aldı ve I will join the party ikinci cümle kendi haliyle tercüme edildi. Partiye katılacağım. You are sick. Hastasın. You should see a doctor. Bir doktoru görmelisin. Doktora gitmelisin. So that you are sick. Hasta olduğuna göre. Madem ki hastasın. Hastasın bu nedenle. You should see a doctor. Bir doktora gitmelisin. I will get up early. Erken kalkacağım. So that I will see you. Seni görebilmek için. Çünkü so that'li cümle burada. Seni görebilmek için. Erken kalkacağım. I study very much. Çok çalıştım, çok çalışırım. Çalışırım. Burada tabii ki daha doğru bir anlam. Hemen düzeltelim çok çalışırım. Peki neden so that I can succeed? I can I can be succeed desek daha iyi aslında ama I can succeed desek o da olur. Başarılı olabilmek için başarılı olabileyim diye başarılı olmak istediğimden I study very much. Çok fazla çalışırım you are very late çok geç kaldın so that we cannot start çok geciktin geç kaldın bu nedenle başlayamadık başlamadık my child is too young too aşırılık bir biliyorsunuz çok genç so that it is not stay alone it is not stay alone doğru değil burada biz e, isterseniz ama it'te it, it, kullanabilirsiniz he is not staying alone desek doğru olur diye düşünüyorum. Evet, cümlemizi düzeltelim. Çocuğum çok küçük, bu nedenle yalnız kalamaz. Kalmıyor. I am proud. Gururluyum. So that I will not admit my mistake. Hatamı kabul etmeyecek kadar Gururluyum ama tabi aslında bunun tam tersi çok doğrudur. Hatalarımızı kabul etmek bizim için bir erdemdir. Unutmayın so that buradaki cümleyi anlam veriyor. I will not admit my mistake. Admit, to admit, e, kabul etmek, accept, kabul etmek demektir ama admit burada e, kendisine anlatıldığında e, farklı bir durumu kabul ettiğini gösterir yani iki ülke diyelim çatıştılar sonra bir şey yaptılar aralarında bir ateşkes vesaire orada admittance olur yani admit yaparlar We sleep early erken uyuyoruz So that we can wake up early tomorrow Yeni erken kalkabilmek için erken yatarız yatıyoruz I want to buy a tent Bir çadır satın almak istiyorum so that I can go camping Kampa gidebilmek için bir çadır satın almak istiyorum. He studies hard. Çok çalışır. Niçin? So that he can pass the class. Sınıfı geçebilmek için. Evet. So that yapı da bu arkadaşlar. In order that. Sın diye. Ama aslında gene so that gibi. Mac için. A göre. Öyle ki. Bu nedenle. Jack kadar ve için anlamlarında katabiliyoruz cümleye. Peki. I want to see you. Aynı cümleler. Dikkat edin. Seni görmek istiyorum. I will join the party. Partiye katılacağım. In order that. Burada biz so that kullanmıştık. Bir önceki örnekte gördüğünüz gibi. Şimdi in order that'i kullanıyoruz. In order that I want to see you. I will join the party. Seni görmek istediğim için. Madem ki seni görmek istiyorum. Partiye katılacağım. In order that you are sick. Hasta olduğuna göre. You should Bir doktora gitmelisin. I will get up early in order that I will see you. Seni görebilmek için madem ki seni görmek istiyorum I will get up early. Erken kalkacağım. I study very much in order that I could succeed. Burada can yapalım. Daha doğru yapıda kalsın. I can succeed. Başarılı olabilmek için çok çalışırım. Bunu da düzeltelim. Alıntı cümleler bazen böyle sıkıntı yaratabiliyor arkadaşlar. Sorun değil. Önemli olan in order that I can succeed. Başarılı olabileyim diye değil mi? You are very late, geç kaldın. In order that we can't start. Çok gecikti, bu nedenle başlayamadık. My child is too young. In order that it is not staying alone. It burada my child'ın yerini tutuyor. Yani o yüzden it kullanabiliriz arkadaşlar. Ama aslında my child he veya she'dir değil mi? My child is too young in order that it's not staying alone. Çocuğum çok küçük bu nedenle yalnız kalamıyor. I am proud. Gururluyum in order that I will not admit my mistake. Hatamı kabul etmeyecek kadar gururluyum. We sleep early. Niçin erken, erken yatıyoruz? In order that we can wake up early tomorrow. Yarın erken kalkabilmek için erken yatarız. I want to buy a tent. Bir çadır satın almak istiyorum. Niçin? In order that I can go camping. Kampa gidebilmek için. Kampa gidebileyim diye. Bir çadır satın almak istiyorum. He studies hard çok çalışıyor in order that he can pass the class sınıfı geçebilmek için. Sınıfı geçebilsin diye. Madem ki sınıfı geçecek, o zaman çok çalışıyor diyebiliyoruz. Evet. So that ve e, in order that'ten sonra da e, zıtlık belirten bir yapıya on the contrary. On the contrary. Contrary. Aksine, bilakis. Tam tersine anlamını veren bir e, kelimemizle cümlelerimizi kurmaya çalışalım. Bir fikri düşünceyi kürütmek veya tersi bir durumu anlatmak için kullanılır arkadaşlar. Bakın. He didn't feel tired. Yorgun hissetmedi. On the contrary. Aksine. He had even more energy. Daha da fazla enerjisi vardı. Yani onu daha da bir enerjik aslında. Yorgun değil. Daha enerjik. There wasn't a reason to be upset. Üzülmek için hiçbir sebep yoktu. On the contrary, aksine, he was quite happy. Oldukça mutluydu. You are quite free now, I think. Artık oldukça boşsun sanırım. Bir isim cümlesi bu. On the contrary, I have tons of things to do. Oysa buradaki tones gerçekten bir e, güzel bir quantity'dir. E, yapılacak çok şeyim, çok işim var. Tam tersine benim yapacak çok işim var. You are not my enemy. Sen düşmanım değilsin. On the contrary, tam aksine you are my best friend. En iyi arkadaşımsın. Tabii ki burada on the contrary'de de, de diğerli so that'te de, in order that'te de, de e, yine bir cümle zamanlarının uyumlarına dikkat etmemiz gerekmekte. Except that, save that, hariç, dahil değil anlamlarını kazandırdığımız kelimelerdir. Bir durumu veya olayı dahil etmeden ifade ederiz. Nasıl? We are open 24 hours. Biz 24 saat açığız. Except on certain holidays. Ama tatil günleri hariç. Belli tatil günleri. This restaurant is open every day. Bu restoran her gün açıktır. Except Sundays. Burada that kullanmak zorunda değilsiniz. O yüzden parantez içerisinde gösterilir. Buna biz optional deriz. İsterseniz burada except that diyerek devam edebilirsiniz ama except diye kullanmanız da sizin için yeterlidir. Everyone liked the movie. Herkes filmi beğendi except me. Benim dışında herkes filmi sevdi. Except me benim dışında. Except you senin dışında. Except them onların dışında. Except Turkey Türkiye dışında gibi kullanabiliyoruz. I have been to every state in Turkey. Türkiye'nin her eyaletinde, şehrinde bulundum except Hakkari and Hatay. Türkiye'nin Hakkari ve Hatay hariç her yerine gittim, bulundum. I am having a great time at this party. Bu partide harika zaman geçiriyorum. Except I have eaten too much chocolate cake and now I am full. Çok çiko çikolata ve kek yiyerek midemi doldurmam dışında bu partide harika zaman geçiriyorum diye örneklerimizi size verdik arkadaşlar. Bunlar da aklınızda kalsın isterim tabii ki. Accept ve Save That genelde Accept kullanılır. that de optionaldır. Bu şekilde kullanılıyor arkadaşlar. Just as ve as if as though kalıbı just as the gibi anlamını veren bir bağlaç yapısıdır. Mesela aynı örnekten devam edelim. We are open Accept'ler burada kalmış arkadaşlar. Aslında Accept'leri burada in incelemiştik biz size. Bunları bir şöyle bir silelim isterseniz. Just as kalıbını size vereceğiz. Evet önce bir asif ve asdo kalıbına birer bir örnek verelim. Şimdi buradaki gibi. Ayşe is coming towards me. Ayşe bana doğru towards edattır. Bize doğru geliyor. Bana doğru geliyor. As if she has already learned everything. Ayşe sanki her şeyi öğrenmiş gibi bana doğru geliyor. Çok büyük tehlike. Ayşe öğrendi herhalde. My dog looks at me as though it understands my all words. Köpeğim sanki her kelimemi anlıyormuş gibi bana bakar. I really feel, gerçekten hissediyorum, as if I will be sick. Gerçekten hasta olacakmışım gibi hissediyorum. Mesela şöyle bir şey desek der miyiz? Bakalım bir şöyle. Mesela diyelim ki karşımıza you look as if you are going to say something. Bu ne demek sizce? Sanki bir şey söyleyecekmiş gibi görünüyorsun. Veya duruyorsun. İşte bu kadar basit. Miş gibi. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hemen şunu bir yeşilleyelim. Tamamdır. İşte böyle biz kelime anlamlarını değiştirebiliyoruz. Tabi bunu yaptık ya hani burada nerede? Ezif'i kullandık. Ezifmiş gibi. Bakın. Yuluk görünüyorsun. Ezif You are going to say something. Sanki bir şey söyleyecekmiş gibi görünüyorsun dedik. Peki güzel. Şimdi bir örnek daha yapalım. Neyle yapalım? Just as'e bir örnek yapalım. Mesela I have already finished the work just as you told me. Bakın burada da just as to just as'i kullandık. Just as burada neymiş? The gibi. Peki ben burada ne yaptım? I have already finished the work. İşi henüz bitirdim. Just as you told me. Bana söylediğin gibi işi henüz bitirdim. Bana söylediğin söylediğin gibi işi henüz bitirdim. Yani demek ki bu belli bir süre vermiş. O zaman da bunu bitir demiş. O da bitirmiş. Peki gayet güzel. Bu da just dese bir örnek olsun arkadaşlar. Evet. Bu yapımız da böyle. Şimdi bunu seyrettikten sonra diğer yapımıza bakalım. Bakalım orada hangi yapıyı göreceğiz. Arkadaşlar bunlarla ilgili örnekleri çoğaltabilirsiniz. Bu çoğaltacağınız örneklerde farklı cümleler kurun. Ama burada as if'i, as do'yu, do'yu, all do'yu, even do'yu, işte after'ı, before'u nasıl kullanacağınızı bu örneklerden lütfen inceleyin. Şimdi burada in fact'i geç, geçelim. Buradaki konuya gelelim isterseniz. Bunu da aşağıya doğru atalım. Evet geldik buraya. Şimdi burada hatta aslında aslında bakarsak veya bakarsan dediğimiz bazı kelimeler var. In fact, indeed, as a matter of fact, as such, actually. Şimdi bakalım bir neymiş bunlar. There is a party in my garden. Park bir bahçemde bir parti var. In fact, I don't want to join. Ama aslında ben katılmak istemiyorum. Bahçemde bir parti var ama aslında ben katılmak istemiyorum. We have talked about many things. Birçok şey hakkında konuştuk. Indeed, your love too. Burada tu eklemeye de gerek yok ama indeed, your love. Biz her şey hakkında konuştuk. Hatta sizin aşkınızda. Yani aşkınızda konuştuk. Güzel. There are many girls in my class. Sınıfımda birçok kız vardır. As a matter of fact, buradaki I really don't care sınıfımda bir çok güzel kız demişiz ama birçok kız vardır diyelim burada. Güzel kız değil bu. Güzel anlamı yok çünkü. Birçok kız var ama aslında hiçbiri umurumda değil. As a matter of fact. Bunlar cümle başında da kullanılabilir arkadaşlar. Unutmayın. In your love. We have talked about many things de bu cümleyi kullanabileceğiniz bir yapıdır. Serpil and I are very close friends. Actually, We are lovers. Serpil ve ben çok yakın arkadaşız ama aslında sevgiliyiz. As a matter of fact, I am not a student. Ben bir aslında ben bir öğrenci değilim. Aslında bakarsanız ben bir öğrenci değilim. I am their teacher. Ben onların öğretmeniyim şeklinde konular devam ediyor arkadaşlar. Bunlarla ilgili örnekleri lütfen sizler de yapın. Her kelimenin yapısını, bu cümleleri birleştirirken kullanmanızı ve örnekleri daha da geliştirmenizi istiyorum. Bir sonraki videoda kalan konulara, kalan kelimelere devam edeceğiz. Lütfen tekrar soru varsa kalıcı yorumlar ve etrafa yayılması için abone olmanız, like atmanız ve bana yardımcı olmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Eğer bana yardımcı olursanız ben size İngilizceyi kısa sürede çok daha güzel bir hale getireceğinizi taahhüt ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.